Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinize tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Uzunca sayılabilecek bir ara verdim. Malumunuz olduğu üzere bu sene yayınlanması gereken çalışmalarımız vardı. Onları tamamlamaya çalıştım. Son okumalarını, ince rötuşlarını yaptım. Bugün itibariyle inşallah kısmet olursa derslerimi daha önceki yaptığım düzen ve tertip içinde yapmaya devam edeceğim. Bugün sizlerle hadis yorumları örneği içinde yer alacak olan ve oldukça tartışmalı, özellikle son birkaç asır içinde İslam'ın yeniden yorumlanması, efendim değerlendirilmesi bağlamında daha çok gündeme gelen bir ölüm cezasından, rejim cezasından bahsedeceğim. Rejim cezasının İslam'da olup olmadığını ve bu konuda nakledilen rivayetlerin hadis ilmi açısından nasıl bir durumunun bulunduğunu zat hallerinizle paylaşmak istiyorum. Hemen konuya geçelim ve tahtamızı her zaman olduğu gibi açalım. Evet, rejim cezası ile ilgili bir rivayetin yorumu üzerinde duracağız. Bu rivayet bazı teknik özelliklerini buraya yazalım. Aşağı yukarı tüm hadis kaynaklarında geçen yani Kütüb-i Sitte başta olmak üzere tüm hadis kaynaklarında geçen bir rivayet. 15 sahabiden bunların ikisi meçhul, kim oldukları belli değil. 13 sahabi belli. 15 sahabiden nakledilen bir olaydan söz edeceğiz, bir rivayetten söz edeceğiz. Genel olarak bu rivayet hem hadis geleneğimizde hem fıkıh geleneğimizde neredeyse mütevatir olarak kabul edilip gereğiyle amel edilmiş. Yani rejim cezasının İslam hukukunda ve İslam geleneğinde olduğuna ilişkin son derece önemli ve hüccet sayılan, delil sayılan bir rivayetin analizini sizlerle paylaşacağım. Bu akademik dersimizde göreceğiz ki bu rivayet böylesine önemli bir İslam hukuk cezasının delili sayılabilir mi? Bu rivayetten hareketle İslam dininde rejim cezası vardır denebilir mi? Bunları da bu bağlamda ele almış ve görmüş olacağız. Şimdi burada konunun bir diğer tarafı da bu rivayetlerle ilgili bölümde tabii. Konunun biz rivayetler üzerinde duracağız. Rivayetler üzerinde. Bir de Kur'an'da konunun ele alınış biçimi var. Yani Kur'an bu konuyu ele almış. Ve Nur suresi 24. sure 2 ve 3. ayetlerde İslam dininin vahiy ile Kur'an'la zina eden erkek ve kadına hangi cezanın verileceğini belirlemiş. Yani ayeti kerimenin en azından sizlerin hatırlamanız bakımından önemli bölümünü yazmak istiyorum. Ayet Ezzaniyetu ve zani feclidu kulle vahidin minhuma mi'ete celde devam ediyor. Evet, görüldüğü üzere ayeti kerime gayet net olarak ve aynı zamanda lağım-ı tarifle gelmiş ezzaniye ve ezzani ifadeleri de
am olmak itibariyle fıkıh usulünde kavram olarak, am lafızları olarak bütün zina eden kadın ve bütün zina eden erkekleri de kapsayacak şekilde ifade etmiş Cenab-ı Hak. Ezzaniyetu ve zani bu am lafızlarla zina eden erkekleri, zina eden kadınlara verilecek cezayı belirlemiş. 100 değnek, 100 sopa. Bunu da kamuoyu önünde, açık alanda kamuoyu önünde teşhir edilerek onlara sopa vurulması gerektiğini söylüyor. Kur'an'ın öngördüğü ve emrettiği, uygulayın dediği ve bunu uygularken acımayın, şefkat göstermeyin diyerek de tembihte bulunduğu bir emir bu. Gayet net, açık. Yüz değenek vurun diyor. Arkasından bir önemli ifade daha var. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ. Onun da bu kısmı yazmak istiyorum müsaadenizle. Evli, iffetli hanımlara zina isnadında bulunan, zina yapmıştır diye iddiada bulunan sonra da bir erbaati şuhada dört şahit getiremeyenler. Demek ki Kur'an bize bu arka arkaya Nur suresi 2 ve 3. ayetlerde bir zina suçunun cezasını Kur'an başka bir yoruma, başka bir hükme ihtiyaç duymayacak açıklık ve netlikte beyan buyuruyor. Ve zaten surenin başı Suretun Enzelnaha diye başlıyor ve ayatının açık ve net bir biçimde hükümler ihtiva ettiğini de söylüyor. Yoruma, tefsire gerek yok yani. Allah size diyor bir sure indirdi, burada hükümler verdi ve bunlar gayet açık ve nettir diye de birinci ayette bunu tasrih ediyor. Böylece bu konunun yoruma açık olmadığını, hüküm itibariyle ahkamın sabit olduğunu da belirliyor. Ve burada Kur'an bize aslında doğal olarak çok önemli iki hususun altını çiziyor. Birincisi ceza net. Cezayı belirliyor. 100 sopa vurun diyor. Bu kadar net. Zaten o toplumda sopa nasıl vuruluyor? Ne tür bir sopayla vuruluyor? Bu cezalar dövme cezaları, toplumda bilinen cezalar olduğu için Kur'an o detaylara girmiyor. Şu sopayla vurun, şöyle vurun diye detay vermiyor. Çünkü bu cezalar İslam'ın getirdiği cezalar değil. Toplumda bilinen cezalar. Rejim de öyle. O toplumda daha önce uygulanan cezalar bunlar. Yoksa bunların hiçbirisini Kur'an icat etmiş, İslam icat etmiş bir ceza değil. İslam'ın getirdiği, insanlık tarihinde insanlığı ilk defa tanıştırdığı bir ceza biçimi değil İslam hukukunun bu cezaları. Toplumda var zaten. Hırsızın elinin kesilmesi gibi cezalar da buna dahildir. Bunların hiçbirisi İslam dininin getirdiği cezalar, orijinal cezalar değil. Bir ceza net. İki, bu net olan cezanın uygulanma şartı bu da net. Dört şahit. Bu net cezayı uygulayabilmesi için dört şahit getireceksin diyor. Şimdi peki dört şahit getireceksiniz ne demek? Dört kişi zina edenlerin, zina fiilinin vukuunu bizzat ayrı ayrı dördü de birbirlerinden bağımsız olarak görmeleri gerekiyor. Yani Ali gördü, diğer üçü de Ali'den hareket ederek biz de demeyecek. Hepsi ayrı ayrı zina eylemini ve fiilini görmelerini şart koşuyor Allah-u Teala. Aşağı yukarı bu şart neredeyse imkansız bir şarttır. Yani zina eden insanları dört kişi görmez genel olarak. Ha gördüyse
Diyor ki Allahu Teala, tamam bu iftira sayılmaz. Dört de şahidi varsa tamam bu olay vuku bulmuştur diye hakim kabul edebilir ve cezayı uygulayabilir diyor. Gayet net. Şimdi İslam dininde, İslam fıkıh usulünde, yani hukuk metodolojisinde vahiy ile bir suçun tespiti ve tespit edilen suça verilmesi gereken ceza bu kadar açık ve net ortaya konmuşsa, burada Hazreti Peygamber'in sünnet olarak herhangi bir şey eklemesine gerek yoktur. Fıkıh usulünü, azıcık fıkıh usulü bilen herkes bunu bilir. Dolayısıyla İslam dininde zina suçunun sübutuyla sübut bulmuş bu suça verilecek ceza Kur'an'da nettir. Nur suresi bunu gayet açık olarak vermiştir. Başka herhangi bir şeye gerek yok. Şimdi tam da burada konunun Kur'an boyutunu konuşurken maalesef kaynaklarımızda bir de recm ayeti diye bir ayetten söz ediliyor. Güya bu ayetin yazılı olduğu yaprakları keçi yemişmiş de Musaf'a alınmamışmış da Hazreti Ömer, biz bunu okurduk, uygulardık. Kur'an'a Musaf'a yazılmamış. Sonra insanlar Hazreti Ömer Musaf'a ilavede bulunuyor demelerinden çekinmeseydim bunu Musaf'a eklerdim şeklinde kaynaklarımızda yine nakledilen maalesef bu üzücü akıl dışı rivayetlere de kaynaklarımızda yer verilmiş. Bundan hareketle rejim cezasının sübutunda hala günümüzde bir kısım akademisyen ulema bile bu saçma iddiayı ve rivayeti rejim cezasının sübutunda delil olarak kullanıyor. Neymiş? Böyle bir ayet varmış. Ya Allah'tan korkun. Hani öylesine 3-5 dini bilgi derlemiş insanlar bunu söyleyebilir de akademik nosyonu olan, bunlar bir akademik ders olarak yapıyoruz biz bunları, akademik rehberlik dersi. Birazcık akademik formatı, formasyonu, nosyonu olan bir zihin böyle bir şeyi nasıl kabul edebilir? Bir kere zaten Mushaf'ın tertibinin, ayetlerin cem edilmesinin önerisini yapan elimizdeki en güvenilir rivayetlere göre Hazreti Ebubekir'in halifelik zamanında Hazreti Ömer'dir. Zeyd bin Sabit'i görevlendiren Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer hayattayken Mushaf cem edildi. Sonra mı aklına geliyor Hazreti Ömer'in bu ayet? Hiç bunun tarihi realiteyle, vahiy tarihiyle, Kur'an tarihiyle bağdaşır bir yönü var mıdır? Bırak akademik formasyonu, aklı selim sahibi bir insan böyle bir şeyi kabul edebilir mi? Azıcık Kur'an tarihinden haberi varsa. Neymiş efendim? Bir ayet varmış. Eşşeyhu ve şeyhatu İza zeneya farcumuhuma şeyh şeyh de yaşlı bunlar. Yani evli ve yaşlı bir anlamına geliyor. Bunlar zina ederlerse taşlayın diyormuş ayet. Varmış. Musaf'ta yer alamamış. Aynı ulema, klasik geleneğimizde aynı ulema mevcut Musaf'ı Resulullah'ın tertibiyle yapıldı diyor mu? Evet. Bu tertip ilahidir diyor mu? Evet. Cebrail kontrolünde yapıldı diyor mu? Evet. Bu Musaf'ın tertibi Levh-i Mahfuz'da da böyledir diyor mu? Evet. Ben bunu kabul etmesem bile, bunlarla ilgili yazılarım var. Bunları okuyacaksınız inşallah. Sizinle birlikte okuyacağım, bu konular üzerinde de duracağım. Böyle söylüyorum, evet. Neredeyse böyle bir genel kabul, icmaya yakın bir genel kabul geleneğimizde oluşmuş. Evet. Peki nasıl oluyor da bu ayet dışarıda kalabiliyor?
Peygamberin tertibinden kaçabiliyor. Cibril'in kontrolünden kaçıyor. Levh-i Mahfuz'dan kaçıyor. Böyle bir ayet var. Böyle bir iddia olabilir mi? Böyle bir düşünce, bir tefekkür olabilir mi? Bir bilim insanı böyle bir şey kabul edebilir mi? Dolayısıyla Allah rejimle ilgili böyle bir ayet indirmişti. Yok bu Musaf'a girmedi, yok sonra nesh oldu, bilmem ne şeklindeki temelsiz, geçersiz, gayri akli ve realiteyle hiçbir ilgi ve alakası olmayan iddiaların bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ama konu bütünlüğü sağlasın. Benim sizlere arz etmeye çalışacağım konu sağlıklı bir biçimde anlaşılsın. Ahmet Geleş tam olarak ne demeye çalışıyor ve ne demek istiyor konusu net olarak görülsün diye bu hususların üzerinde bu detayları da ihmal etmeden zat hallerinize arz etmeye çalışıyorum. Demek ki buraya kadar arz etmiş olduğumuz hususlardan hareketle bir Kur'an gayet açık, net elimizdeki Musaf'ta Nur suresinde konuyu ortaya koymuş. Başka herhangi bir bilgiye ihtiyaç yok. İki, bu konuda rejim ayeti vardı iddialarının kaynaklarımızın neresinde ve nasıl geçerse geçsin hiçbir bilimsel değer ve kıymet harbiyesi yoktur. Bunu bir bilgi diye kullanmak bile bir bilim insanının ilim sıfatına halel getirir. Bunu gayet açık olarak söylüyorum. Hele bir akademik formasyona sahip akademisyenin böyle bir şeyi gündeme alıp tartışması ve konuşması bile tuhaf karşılanmaya yeterdir. Üçüncü bir husustan bahsedeceğim çünkü günümüzde pek çok İslam hukukçusu maalesef üzgünüm. Böyle bir durumda Kur'an ayetlerinin Kur'ani delilin yani yüz sopa cezasının bekarlar için rejim cezasının da evliler için olduğunu, evli zina edenler için olduğunu, bekarlar ile ilgili olanın ayetle sabit, evliler için olanın da sünnetle sabit olduğunu, dolayısıyla Resulullah'ın rejim cezasını sünnetiyle uyguladığını ve Kur'an'daki bu ayetleri de bekarlara tahsis ettiğini söylüyor. Geçmişte de günümüzde de pek çok fakih, İslam hukukuyla ilgilenen insanlar, akademisyenler, meslektaşlarımız maalesef böyle söylüyor. Bu tamamen yeterli düzeyde bir fıkıh usulü bilgisine, yeterli düzeyde bir fıkıh ve hukuk algısına sahip olmamanın doğurduğu vahim sonuçlardır. Bir kere tahsis fıkıh usulünde izninizle bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü son derece önemli bir husus. Tahsis burada konuyu zat-ı hallerinizde arz ederken belirttiğim ezzaniyetu ve zani sözcükleri bunlara Arapçada am ifadeler denir. Yani genel, külli ifadelerdir. Yani zani, zina eden dediğimizde bunun kapsamına her türlü zina eylemi zina eden şahıs dahil olur bunun altına. Böyle kelimelere fıkıh usulünde ağam lafızlar denir. Sonra bu ağam lafızlar yine fıkıh usulünde tahsis edilir. Şöyle bunu görselleyelim daha iyi anlaşılması bakımından. Mesela
Bu dairemiz zani, zina eden külli kavram, ağam lafızımız. Böyle bir kümemiz olsun. Bunun içine her türlü zina eden elemanlar girerler ve dahil olurlar. Şimdi işte burada Hazreti Peygamber konumu gereği tahsiste bulunabilir. Tahsis bir kümenin yani bir küllüğünün içinden bazı fertlerini diğerlerinden ayırt etmeye denir. Bunu hükmü bunlara tahsis edersiniz. Tahsis özelleştirme, hususileştirme demektir. Yani hükmü genel olmaktan çıkarıp özele indirirsiniz. Bunlara aittir deriz. Şimdi daha başka bir örnekle bunun daha açık anlaşılmasına izninizle yardımcı olması bakımından değinmek istiyorum. Kur'an diyor ki oruç hepinize farz kılındı. Kutibe aleykumus sıyam. Bakın daire, oruç dairesi. Herkesi kapsıyor mu? Evet. Fakat illellezine diye devam ediyor. Maridu hasta olanlar. Saferu yolculuğa çıkanlar. Evcahedu cihada giden, savaşa gidenler. Bundan müstesnadır. Yani onlar tutmayabilirler. Bakın şimdi burada bir tahsis yapıldı. Hüküm geneldi. Bir tahsis yapıldı ve tahsis o genel hükmün içinde bazılarını dışarıda bıraktı ve hükmü bazılarına bağladı. İşte buna fıkıh usulünde ve fıkıh nosyonunda tahsis denir. Ve dikkat edelim, tahsis her zaman bu bütünün kümenin içinde geçerli olur. Dışında olmaz. Şimdi konumuza dönerek bunu daha netleştirmek istiyorum müsaadenizle. Daha net, daha açık hale getireceğim. Kur'an zina edenlerin cezasını 100 değnek olarak vermiş mi? 100 sopa vurur diyor. Evet. Şimdi tahsis şöyle olur. Tahsis şöyle olur. Resulullah der ki evli olanlar zina ederlerse ezzaniyet ve zani bunlar evli olurlarsa 100 sopa vuracağım. Bekar olursa tahsis bakın bekar olursa bunlara da 50 sopa vuracağım. Ya da bekar olanlara vurmayın. Onlara da başka bir ceza öngörebilir. Ne bileyim. Bu eyvallah bu tahsistir. Fıkıh usulü açısından bu tahsistir. Neden? Çünkü genel cezanın hükmün o kümenin bazı elemanlarına tahsis edilmesi, özelleştirilmesi, bazı elemanlarının da bu hükmün dışında bırakılmasının adına fıkıh usulünde, hukuk nosyonunda tahsis denir. Hükmün özelleştirilmesi demek. Şimdi değerli fıkıhçı meslektaşlarım, Hazreti Peygamber 100 sopayı bekarlara tahsis etti. Rejimi de ölümlere şey ölüm taşlanarak öldürmeyi de evlilere tahsis etti diyemezsiniz. Neden? Çünkü ölüm bu daire ölüm cezasını kapsamıyor. Ölüm cezası kümenin elemanı değil. Ölüm cezası kümenin içinde değil. Kümenin içinde olmayan bir şey o kümeyle ilgili bir tahsise konu edilemez. Bu akla zarar bir şeydir. Dolayısıyla Allah zina suçuna en fazla 100 sopa ile ceza verirken Hazreti Peygamber ölüm cezası veremez.
ölüm cezası koyamaz. Bu onun üstlendiği misyonuna terstir. Şatibi'nin muvafakatta ısrarla söylediği şey şu: Resulullah'ın tüm tasarrufları Kur'an'ın sınırları içinde kalmak zorundadır. Ne demek? Kur'an'ın ceza ile sınırı nedir? 100 sopa. Resulullah 100 sopanın altında 90'a indirebilir, 70'e, 60'a, 40'a, 50'ye farklı gerekçelerle tahsiste bulunabilir. Ama 100 sopanın 110'a çıkaramaz. Böyle bir misyonu, görevi yok. Ben bunu az gördüm, bu cezayı. Ölüm cezası getiriyorum diyemez. Allah hırsızın elini kesin diyor, ben kolunu keseceğim diyemez. Yani sünnette böyle bir misyona görevi yoktur. Kadimden bu yana fıkıh geleneğimiz, hukuk geleneğimizin bu konudaki tavrı nettir. Bu kadar açık ve seçiktir. Dolayısıyla sünnetteki bir kısım uygulamalardan hareket ederek Kur'an'daki zina edenlere uygulanması gereken cezanın bekarlar için, evliler olduğunda bu rejim cezasıdır, bu da sünnetle sabittir demek, İslam'ın bu konudaki tavrına, hükmüne, duruşuna, peygamberi örnekle ve emanete, tırnak içinde söylüyorum, lütfen beni hoş görün, ihanettir. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Efendim söylenmiş, söyleyenlerin söylediklerini sizlerle müzakere ediyorum. Siz, takdir sizindir. Siz ölçün. Siz biçin, siz değerlendirin. Ana hatlarıyla bütün konuyu zatıallerinize arz etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla efendim böyle kabul etmişler, edebilirler. Ama bir akademik araştırma, bir akademik nosyon, bir akademik tavır böyle kabul etmişler diye geçiştiremeyiz. Neden böyle kabul ettiklerini, böyle kabulün ne kadar doğru olduğunu ya da doğru olmadığını araştırmak akademik tavrın ve ahlakın bir gereğidir. Biz akademik dersler olarak bunları yapıyoruz. Dolayısıyla da bu konuları nasıl yaklaşmamız gerektiğini net bir biçimde ortaya koymamız gerekir. Şimdi buraya kadar arz etmeye çalıştığım hususların aşağı yukarı hemen hepsi şu noktada toparlanıyor. Yani İslam dininde zina yapan kimselerin maruz kalacakları ceza, zina suçu cezası 100 sopadır. Bu vahiy ile sabittir. Vahyin bu kadar açık ve net olarak beyan buyurduğu bir hususta bizim herhangi bir şekilde başka bir gerekçeyle onu ölüm cezasına, hele hele taşlanarak bir kimsenin öldürülmesi cezasına dönüştüremeyiz. Dönüştürülemez. Efendim, hadis kaynaklarımızda bu konuda rivayetler var. Bunu ne yapacağız? İşte bugünkü konumuza yeni geldik. Buyurun konumuza geçelim şimdi. Buraya kadar olan mütalaam konunun mukaddimesiydi ve konuyla ilgili Kur'an'da ayette nelerin olup olmadığını, konuda neler var, neler yok. Genel bir çerçeve içerisinde bu hususu takdim etmem ve bir mukaddime olarak arz etmem gerekiyor. Şimdi buradan itibaren asıl mevzumuza, konumuza geçebiliriz. Rivayetlerin analiz ve yorumları. Şimdi
Geleneğimizde mütevatir olarak kabul edilen 15 sahabiden, ikisi de meçhul olmakla birlikte gelen ve Resulullah'ın bir rejim uygulamasını bize nakleden rivayetin böyle bir hukuki cezanın sübutunda ne ölçüde delil olup olamayacağını sizlerle müzakere edeceğim. Konunun kahramanı Maiz bin Malik. Zina eden sahabi bu. Maiz bin Malik. Maiz bin Malik'in rivayetini kaynaklarımızda 15 sahabi naklediyor. Ve buna genelde mütevatir muamelesi yapılmış ve bu rivayetin mütevatir olduğundan hareketle mütevatir demek reddedilemeyen rivayet demektir. Dolayısıyla mütevatir gelen bir haberin kesinlik arz ettiğinden sübutu kesin olduğu için gereğiyle amel etmek zorunludur. Bu bir fıkıh kaidesidir, hukuk kaidesidir. Ama birazdan göreceğiz. Bu rivayet gerçekten mütevatir midir? Hemen arz ediyorum ve bunu buraya yazmak istiyorum müsaadenizle. Bu rivayet kırmızıyla yazıyorum. Bu rivayet mütevatir değil, tam tersi muzdariptir. Bu rivayet muzdarip bir rivayettir ve muzdarip rivayet de zayıf rivayettir. İsterse 150 sahabiden gelsin. 15 değil. İsterse 150 sahabiden gelsin. Bu rivayet muzdariptir ve zayıftır. Bırakın rejim cezası gibi ağır bir cezanın sabitliğinin delili olmasını, bu rivayetler hiçbir şeyin delili olamaz. Hadisçi olarak söylüyorum ve altını çiziyorum. Ölüm cezası taşlanarak birinin öldürülmesi cezasının delili olmasını bırakın. Bu rivayetlerden hareketle hiçbir şey sabit olmaz. Şimdi şöyle bir soru sorarak konuya devam edeceğim. Hocam, siz geleneğimizin neredeyse mütevatir kabul ederek üzerine bir ahkam bina ettikleri bir konuya ait rivayetleri neden muzdarip olarak değerlendiriyorsunuz bir hadisçi olarak ve bundan hiçbir şey çıkmaz diye de altını çiziyorsunuz? Çünkü geleneğimiz Maiz bin Malik'in recmedilmesiyle ilgili sadece rivayetleri saymış. Rivayetlerin muhtevalarındaki, metinlerindeki, içeriklerindeki çelişkileri görmemiş maalesef. Üzgünüm ama görmemiş. Ya da görmek istemedi. Bilmiyorum, niyet okumayacağım. Buna hakkım da yok, haddim de yok. Ben konuyu ortaya koyarım bir bilim insanı olarak. Böyledir derim. Ve nitekim de şu anda yapmaya çalıştığım budur. Peki hocam, muzdarip hadis nedir? Neden böyle bir muzdarip hadis diyorsunuz? Hadis usulünde, metodolojisinde ızdırap, muzdarip olmak bir rivayetin metninin çelişkili olması demektir. Ve bu çelişkili rivayet aynı derecede güvenilir ravilerden gelir, güvenilir raviler nakleder ve çelişkileri nedeniyle de biri ak, biri kara dediği için ikisiyle de amel edemezsiniz. Onun için kaynaklarımızda muzdarip olarak nakledilen rivayetlerle amel edebilmek için pek çok yollara başvurulmuş ve acaba ne yaparsak bunları, bu ızdırabı, bu çelişkiyi ortadan kaldırabiliriz. İşte rivayetleri cem edelim, telif edelim, yorumlayalım, tahsis var mı bakalım,
efendim nesih var mı bakalım vesaire gibi pek çok yollar geliştirmeye çalışmışlar. Ama birazdan da göreceğimiz üzere bu geliştirilmeye çalışılan yolların hiçbirisiyle bu rivayetin ızdırabı, problemi, çelişkileri giderilemez. Ha, bu arada benim rejim cezası diye çok değerli meslektaşım, kulakları çınlasın, hürmetlerimi bu vesileyle kendisine arz ediyorum, muhabbetle onu kucaklıyorum. Dostum, meslektaşım Yusuf Ziya, Profesör Doktor Yusuf Ziya Keskin hocamızın doçentlik tezidir bu rejim cezası rivayetleri. Onun bu tezine ilişkin yapmış olduğum bir kritik bir inceleme ve bir araştırma eleştiri yazım makale olarak yayınlandı. Çukurova İlahiyat Fakültesi dergisinde çıktı bu yazımı okuyabilirsiniz. İSAM'da İSAM kütüphanesine girer ismimi yazarsanız makalelerimin içinden indirip okuyabilirsiniz. Hadis ilminde metin tenkidi örnekleri kitabımında bir bölümünde rejim cezası makalemi oraya da koydum. Oradan da okuyabilirsiniz. Mutlaka bu makalemi okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü makalede rejim cezası enine boyuna rivayetler incelenmiş. Her bir rivayetin tutarsızlıkları ve çelişkileri geniş bir biçimde ve net olarak orada müzakere ve mütalaa edilmiştir. Şimdi burada daha genel, daha efendim tabir yerindeyse kabaca konuyu sizlere arz etmeye çalışacağım. 15 sahabiden gelen rivayetlerin bize resmettiği tablo tam anlamıyla bir çelişkiler yumağıdır. Rivayetlerin ızdırapları iki türlüdür. İki türlü çelişki söz konusudur. Bir, her rivayet kendi içinde çelişkili. İki, rivayetler arasında çelişki var. Makaleyi okuduğunuzda da göreceğiniz üzere rivayetin her birinin kendi içinde birçok çelişkisi var. Ve rivayetlerin birbirleriyle ilgili de çelişkileri var. Ve dolayısıyla Maiz bin Malik'in recmedilmesiyle ilgili olan rivayetler tam anlamıyla bir çelişkiler yumağıdır. Bu çelişkiler giderilemez. Rivayetler muzdariptir. Mütevatir falan değildir. Dolayısıyla bu rivayetler muzdarip olmak bakımından İslam hukuku usulü açısından hiçbir konuda hüccet ve delil kabul edilemez. Peki bu çelişkileri şimdi zat hallerinize arz edeceğim. Ve neden bu kadar açık bir biçimde bu çelişkilere atıfta bulunduğumu da böylece sizlerle paylaşmış olacağım. Rivayetler bize birbiriyle çelişen iki tür Maiz bin Malik resmeder. Evet. İki tür Maiz bin Malik resmeder. Rivayetlerin resmettiği, tasvir ettiği iki tür Maiz bin Malik ile karşılaşıyoruz. Ve bunlar birbirleri taban tabana zıttır. Bu 15 rivayetin içinde geliyor bunlar. İki farklı şahıs resmediyor rivayetler. Birincisi A rivayetinde Maiz bin Malik muhterem tövbe etmiş. Resulullah'ın ifadesiyle tövbesi Medinelilere dağıtılsa hepsini kurtarmaya yetecek kadar makbul bir tövbe etmiş. Resulullah'ın övgüye değer bir şahıstır. Maiz bin Malik. Birazdan bu A şıkkının altında bununla ilgili rivayetleri ve muhtevalarını arz edeceğim ve B ile karşılaştırarak çelişkileri görmenizi sağlayacağım. B konusuna geldiğimizde yine aynı rivayetlerde Maiz bin Malik ahlaksız,
Zina ederken suçüstü yakalanmış, yakalayanlar tarafından tekme tokat dövülerek Resulullah'a getirilmiş bir şahsiyettir. Ahlaksızın biridir. Buyurun. Rivayetleri resmettiği şey, bu rivayetleri okuduğunuzda bunları göreceksiniz. Makaleyi okuyun. Şimdi biz hangi maizi esas alacağız? Resulullah'ın övgüsüne mazhar olmuş muhterem, tövbesi makbul ve Medine'ye yeten adam mı? Zina ederken suçüstü yakalanmış, üstü başı açık, rezil, rusva bir biçimde Resulullah'ın önüne tekme tokat getirilip "Ya Resulallah, bu böyle böyle yaptı" denilen adam mı? Şimdi rivayetlerin muhtevalarını maddeler halinde gösterelim. Bir, bu A şahsına göre Maiz bin Malik kendisi Resulullah'a geliyor, zina ettiğini itiraf ediyor. Büyük harfle yazıyorum, itiraf ediyor. Diyor ki "Ya Resulallah, ben zina ettim. İtiraf ediyorum. Gereğini yap" diyor. Bakın. Tekme tokat getiriliyor. Buyurun. Mütevatir diyenlerin kulaklarını çınlatarak söylüyorum. Birinde geliyor diyor ki "Ben zina ettim, bana gereğini yap" diyor. Öbüründe tekme tokat, üstü başı açık, rezil rüsva bir biçimde Resulullah'ın önüne getirilip atılıyor. Peki Maiz bin Malik kimdir? Den başlayalım. Ve bu iki çelişkili şahsiyetin altına maddeleri sonra tek tek üzerinde durarak ve çelişkilere dikkatinizi çekerek yazmaya devam edeceğim. Maiz bin Malik Medineli Hezzal isimli sahabinin himayesinde, biliyorsunuz Araplarda himaye oturum hakkı demektir, himayesinde çalışan onun işçilerinden birisi, yabancı işçilerinden birisi ve dolayısıyla Hezzal'ın himayesinde, yani güvenceyi Hezzal verdiği için her türlü tasarrufundan da Hezzal bir ölçüde sorumlu olmuş oluyor. Zaten rivayetlerin birisi de Hezzal'in oğlu Nuhayn bin Hezzal'den geliyor. Peki kiminle zina etti? Hezzal'in cariyesiyle. Hür değil bakın. Bir cariyeyle zina etmiş. Bir cariyeyle zina ettiği söyleniyor kaynaklarda. A şahsiyetine göre, buraya göre Hezzal onları yakalıyor zina ederken. Dikkat buyurunuz. Yakalıyor. Diyor ki "Git Resulullah'a zina ettiğini söyle. Belki senin için bir istiğfar eder, dua eder. Sana bir çıkış yolu bulur. Git itiraf et" diyor. Yani "Seni rejim etsin" falan demiyor. Resulullah'a getirmiyor. "Git söyle" diyor rivayette. Birazdan detaylarda da buna atıfta bulunacağım. O da gelip itiraf ediyor. Gelip itiraf etmese bu Kur'an'a göre zaten bir zina suçu sübutu olmaz. Bir Hezzal'in görmesi yetmez. Üç başka şahit daha lazım. Buna sopa bile vuramazsınız. Eğer Maiz bin Malik "Hayır efendim, ben zina etmiyordum. Efendim Hezzal bana iftira ediyor" dese, Hezzal de üç şahit getiremese Hezzal'e 80 değnek vurun diyor Kur'an. Dört şahit getiremiyorsan diyor,
O zaman sana sopa vuracağız diyor. Buyurun bakalım. Kur'an'ın hükmü gayet net. Bu da maiz de tamam efendim diyor. Geliyor peygambere diyor ki ya Resulallah ben diyor zina ettim. Allah Resulü ashabıyla otururken geliyor. Bana hükmünü icra et diyor. Resulullah da git başımdan diyor. Sen deli misin nesin diyor. Savuyor. Bazı rivayetlerde şimdi altına devam edelim ki aynı gün farklı 4 defa geri bir itiraf ediyor. Bu ifadelere lütfen dikkat edelim. 4 defaya. 4 şahit yerine güya geçmesi için rivayetin muhtevasında bu özellikle vurgulanmış. 4 defa ayrı ayrı. Bir gün içinde ama aynı günde. 3. Farklı günlerde yine 4 defa itiraf ediyor. Ve Resulullah bu 4 itirafının ardından onunla efendim onun recmedilmesine hüküm vermiş oluyor rivayetlere göre. 4, Resulullah ashabına bu adamı araştırın. Deli mi? Sarhoş mu? Tahkik edin diyor. Bu arada 5 tutuklatıyor. Yani bir yere koyuyor. Bunu bir yere koyun orada beklesin tutuklayın diyor. Bir araştırın diyor. Ve Hezzal'a rivayetin birisinde diyor ki niye diyor bu mu diyor bana gönder diyor. Madem olmuş örtseydin diyor Resulullah. Yani böyle teşhir etmeseydin, öyle örtseydin bu işi, kapatsaydın diyor. Yine rivayetlerde o cariyeye ne olduğuna ilişkin hiçbir bilgi yok zaten. Maizle ilgili teferruatlar, detaylar inanılmaz derecede var. Peki cariyeye ne oldu, ona ne ceza verildi? O hiç yok zaten orada. Rivayetlerin çok önemli bir kusuru da bu. Neyse, nihayet Hazreti Peygamber bu safhalardan sonra 6 götürün recmedin diyor. Rivayete göre. 7 mescidin önünde recmedildi. Musallada cenaze namazı kılınan yerde recmedildi. 8 Medine dışında taşlık arazide recmedildi. 9 İlk taşı Resulullah attı. 10 Maiz göğsüne kadar gömüldü. 11 bağlandı. Taşlandı. 11. 12 cenaze namazı kılındı. 13 Resulullah bir hutbe okudu ve onu övdü. Bir hutbe okudu ve onu övdü. Şimdi bu A şıkkı altında Maiz bin Malik'in recmedilmesine ilgili rivayetlerin muhtevalarında gördüğümüz detaylar. Şimdi buradan devam edelim. İtiraf ediyordu. Burada suçüstü yakalanıyor.
tekme tokat getiriliyor. Resulullah'ın önüne atılıyor. Ya Resulallah, bu diyor efendim böyle böyle yapıyordu. Yakalamış Hezzal, biz de sana getirdik diyor. Rezil rüsvay, üstü başı açık darmadağınık getiriliyor. İki, bakın, itiraf yok, bekleme yok, şu bu falan yok. Direkt getiriliyor. Resulullah götürüp recmedin deniyor. Recmedin. Üç, gömmedik. Bakın, gömdük göğsüne kadar diyor. Gömmedik. Bağlamadık. Bakın. Resulullah ilk taş falan atmıyor. Görmedi taşlandığını. Taş atmadı. Altı, cenaze namazı kılınmadı. Yedi, Resulullah bir hutbe okudu. Hutbe irad etti. Ve dedi ki, biz şehirde yokken, aynen rivayetlerde böyle geçiyor. Biz şehirde yokken bizimle cihada sefere gelmeyin. Geride kalan, geride kalıp sefere ve cihada giden insanların eşlerini, cariyelerini baştan çıkarıp onlarla, aynen ifade rivayetlerdeki ifade şöyle, onlarla tekenin çiftleşirken çıkardığı sesler çıkararak zina eden birisini bana getirirseniz, işte ben onu böyle, sekiz, ibreti alem için recm ederim. Allah'ın emriyle falan değil, dikkat edin. İbreti alem için, bu siyasetendir. İbreti alem için böyle recm ederim. Ve bu bir ahlaksızlığın toplumda cezalandırılması işidir. Burada artık Resulullah'ın övdüğü tövbesi makbul, Medine'ye yeten bilmem ne bir adam yok. Burada ahlaksız bir adamın siyaseten ibreti alem için cezalandırıldığından bahseden bir durum söz. Şimdi şu aradaki detaylara lütfen dikkatinizi istirham edeceğim. Burada önemli detaylar var. Rivayetlerde diyor ki maiz taş atılınca kaçtı. Kaçtı. Bak, kaçtı ve ey insanlar, beni Resulullah'a götürün. Kavmim, bakın tırnak içinde, kavmim beni öldürüyor. Beni öldürüyor. Bana Resulullah seni öldürmez demişlerdi. Bana Resulullah seni öldürmez demişlerdi. Yani itirafından vazgeçiyor. Ve bunu gelip Resulullah'a haber veriyorlar. Kızıyor Resulullah. Diyor ki, niye bırakmadınız o zaman, bana getirmediniz? Niye öldürene kadar taşladınız diyor. Keşke bana getirseydiniz diyor. Hezzal'a kızıyor. Keşke bu işi örtseydin, örtbas etseydin diyor. Rivayetleri diyor. Bunların hiçbiri kale alınır bir şey değil ama rivayetlerde geçtiği için söylüyorum. Şimdi dikkat edin. Maiz itiraf ederken taşlanıp öldürüleceğini bilmiyor. Kaçtığındaki feryadı bunu gösteriyor. Ve kavmin beni öldürüyor. Aman diyor, beni Resulullah'a götürün diye bağırıyor. Demek ki böyle bir ölüm cezasından falan haberi yok.
Ve Resulullah da niye öldürdünüz? Getirseniz keşke bıraksaydınız diyor. Allah'ın böyle bir hükmü olsa böyle diyebilir mi? Bırakın diyebilir mi? Uygulayacak cezayı. Ama durum böyle değil. Dolayısıyla bu rivayetlerin muhtevalarından ve içeriklerinden hareket ederek konuya baktığımızda değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bir sonuç değerlendirmesi yapalım. Sonuç. Bir, rivayetler çelişik yani muzdariptir. İki, muzdarip rivayetler zayıftır ve delil olamaz. Nafile ibadete bile delil olamaz muzdaripler. Nafile oruç bile tutamazsınız muzdarip hadisle. Bırakın adam öldürmeyi taşlayarak. Zayıftır. Delil değildir. Çünkü içerikleri böyledir. Üç. Üç. Rivayetleri birleştirip biz buna rivayetlerin efendim az olanını, çok olanı, detaylı olanı, kısmi olanı, muhtasar olanı, mücmel olanı, mufassal olanı bunların hepsini birleştirerek telfik yapma diyoruz rivayetlerde. Rivayetleri birleştirdiğimizde bir ana metin ortaya çıkarırız. Böyle. Bunu tarihçiler daha çok yapar, hadisçiler de yapar. Rivayetleri birleştirip bundan bir vakıa, tarihi bir vakıa, yani bir realite inşa etmeye kalkarsak edemezsiniz. Yani bu rivayetler bize bir resim vermez. Neden? Çünkü A şıkkındaki maizle B şıkkındaki maiz aynı adam değil. İki ayrı figür. Biri muhterem, diğeri namuhterem, ahlaksız birisi. Nasıl olacak bu şimdi? Ama aynı Maiz bin Malik hakkında gelen rivayetler. Öyleyse dört, bu rivayetler hukuki bir delil sayılamaz. Bu kadar net. Bu rivayetler hukuki bir delil sayılamaz. Çünkü rivayetlerin bir bütün halinde değerlendirildiğinde muhtevaları çelişiktir. Peki son olarak buraya yazıyorum. Sonuç maddemizi 5. Değer kalmadığı için. Rivayetleri makaleyi okuduğunuzda göreceksiniz. Okuduğunuzda rivayetlerin muhtevalarındaki gelişime baktığınızda yani ister A şıkkındaki maizi resmeden rivayetler olsun, ister B şıkkındaki maizi resmeden rivayetler olsun, fark etmez. Hangisine bakarsak bakalım her iki tür rivayetlerin içeriğinde de hukuki durumların işlendiği görülür. Yani bu rivayetler benim kanaati acizanem zina eden bir erkeğin itiraf etmesi durumunda
onun rejiminin İslam hukuku açısından nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin hukuki detaylar rivayetlere ravilerin tasarrufuyla eklenmiş, kurgulanmıştır. Evet. Bunu bir alanın uzmanı sıfatıyla söylüyorum. Kurgulanmıştır. Kurgulama bir metindir. Mesela bir kişi bir günde gelip vehleten, yani bir celsede arka arkaya 4 defa ben zina ettim derse 4 itiraf sayılıyor mu? Yoksa bu itirafın farklı günlerde 4 ayrı birbirinden farklı zamanlarda mı yapılması gerekir? İhtilafı rivayetlere yansımıştır. Bu arada mahkum tutuklanmalı mıdır? Sağlık durumu araştırılmalı mıdır? Araştırılmamalı mıdır? Bunlar rivayete yansımıştır. Recm edilecek kişi gömülmeli midir? Gömülecekse neresine kadar gömülmelidir? Bağlanmalı mıdır? Bağlanacaksa nasıl bağlanmalıdır? Taşlandığında ilk taşı mülki amir mi atmalıdır? Resulullah attır rivayeti böyle kurgulanmış. Mülki amir mi atmalıdır? İlk taşı kim atacak? Taşlamayı kim başlatacak? Bakın bu seremonidir ve kurgu metinlerde hep bunlar işlenmiştir. Ölüm sonrası ne yapılacak? Cenaze kılınıyor mu, kılınmıyor mu? Nasıl defnediliyor vesaireye ilişkin tüm hukuki detaylar rivayetlere, farklı rivayetler içerisinde efendim serpiştirilmek suretiyle birer hukuki kaynak, bilgi kaynağı olması sağlanarak rivayetlerin içerisine serpiştirildiğini görüyoruz. Böylece bu rivayetler çok fazla sahabiye isnat edilmiş olması onu daha güvenilir ve mütevatir kılmıyor. Aksine bu rivayetler hem kendi metinsel içerikleri açısından hem de rivayetlerin kendileri arasındaki çelişkileri nedeniyle muzdariptirler. Muzdarip hadis İslam hukukunda ve fıkıh metodolojisinde asla bir hüccet ve delil değildir. Buradan hareketle en başa dönecek olursak, İslam dininde rejim cezası diye bir ceza yoktur. Zina edenlere Kur'an ne ceza verilmesine ilişkin Nur suresinin 2. ve 3. ayetinde gayet açık bir biçimde konuyu netleştirmiştir. Ve ceza bellidir, 100 sopadır. Bunu evli ve bekar şeklinde ayırt etmek ve bu ayırdımı da Resulullah'ın hadisleri ya da sünnetiyle temellendirmeye ve delillendirmeye kalkışmak hukuki açıdan doğru değildir ve başarılı bir şekilde yapılamamıştır. Merhum Ebu Hanife de bu recmedilme olaylarını reddettiği için de eleştirilmiştir. Her ne kadar Hanefiler de rejim cezası olduğunu kabul ediyor olsalar da Ebu Hanife merhum bu bireysel isnatları çok güvenilir kabul etmediğini kaynaklarda görüyoruz. Bu itibarla bizim İslam dininin hukuki düzenlemelerinde özellikle cezai düzenlemelerine ilişkin metinlerini, başta Kur'an metinlerini doğru okuyup bu metinlerle ilgili rivayetleri de değerlendirirken daha dikkatli olmak zorundayız ve geleneksel kabulleri üzerine düşünülemez ve tartışılamaz kabuller olarak görmektense bu kabullerin ne ölçüde hukuka, metodolojiye uygun olarak gerçekleşmiş olduğunu düşünmek, araştırmak, akademik ahlakın ve akademik sorumluluğun bir gereğidir diye düşünüyorum. Onun için değerli izleyenler, bizim
İslam dininin mübarek pak damenine olur olmaz insanların çamur atmalarına, gerekli gereksiz aklı erer ermez insanların YouTube'da şurada burada ellerine malzeme verip ileri geri konuşmalarına imkan da vermemek bakımından bu işleri daha sağlıklı, daha bilimsel, daha akademik düzeyde ele almak, değerlendirmek, yorumlamak, ne ise o olduğunu söylemek bizim boynumuzun borcudur. Evet efendim, böylece bir rivayet yorum örneğini daha zatıallerinizle bu şekilde paylaşmış oldum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki rivayet yorumunda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, afiyetle kalın efendim.